Aa! Evet. Enerji al. Alıyor. Uhu. Enerji. Çrenk ne demek? Aşkım, çrenk Çirink ne nedir yani? demek? Çrenk çingene Çirink. diyor resmen yani. Şey Çrenge ne diye bir lan? şey mi çıktı yani? Yeni laflar mı türüyor? Çingene diyeceksin ona dipodüz Ne yani. ki bakayım bir saniye. Cringe komedisi mizah sosyal becerisizlikten, suçlu zevkten, kendine güçlü söylenen, kendine özgü mizahdan. Ya öyle değil bak, şu tarz bir şey yaşadığında anlıyorsun cringe bir olayın içinde olduğunu. Uçağını kaçırmak üzeresin. İzmir'e doğru yola çıkman lazım ama son dakikadan bilet bulmuşsun. Arkaya güzelce ot. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bu insanlarda utanma olmuyor mu mesela? Ben mesela uçakta bunu yapamam ha. Yani yayında... Kanka, sosyal kanka. Evet. Bakar mısın? Sağdan Kanka. ikinci dayı bir kez. Bu ne Ya. yapıyor Üstüm diye amına maskeni koyayım takmıyorsun. bakıyor. Tam korona safe derken önümde gelip biri dans etmeye başlıyor. Böyle kıvırmaya falan başlıyor. Ve buna cringe değil Kanka. marjinallik diyor, anladın mı? Dur birkaç örneğim daha var. Sıralamaya bile Orası bir hakkı. Tam bu noktada asa geldiği o anda... Oğlum ben uzun zamandır TikTok yayını izlemiyordum. Ne oluyor amına koyayım ya? Kanka böyle değil aslında. Sen kimsin lan? Orospu çocuğu. Uçan yarak yazıyorsun. Ne yapıyorsun? Cin mi çıkarıyorsun? Kadir Sun. Cringe şey biraz da nedir biliyor musun? İnsanlar içinde yapıldığında marjinal hissettiren ama dışarıdan baktığında bu gerizekalı ne yapıyor dedirten ve açıkçası kendiyle biraz çelişen durumlarla ilgili yapılacak genel isim adı olabilir. Mesela TikTok'ta sadece şu an kaydırıyorum bak. Tabii ki ikisini de yapabilir. Seni gerizekalı dediğini duyar gibiyim. Doğru lan. Abi de içerik polisinde şunu izlemiştik ya bak, geçen aklıma geldi. Bak bunun kameranın diğer tarafını gösteren halini buldum. Bak şimdi. Aa! İnternette yeterince araştırırsan her şeyi bulabiliyormuşsun, bunu anladım. Dur az önce TikTok'ta beğensiz gibi scrollama koşuma gitti, bir daha yapacağım. Arkadaşlar yoğun. Arkadaşlar. Arkadaşlar, yasaklama pencereydi bu. Ben bu videoları izlediğimde sadece bunun background'unu düşünmeye çalışıyorum. Hani bu videoyu başlata tıklamadan önce yaptığı şey neydi bu insanın? Hani anlamıyorum. Küveti doldurduktan sonra kamerayı oraya tripodu koyduktan sonra ne yap? Galiba bu şey ayarında zengin insanların sauna videolarını paylaştığı videolarla aynı eşdeğer olması gerekirken dalga konusu mu oluyor? Yoksa bunu dalga konusu yapan ben miyim? Kendimle çelişmeden her... Ben bu arada buradan ebeveynlerime çok teşekkür ediyorum. Kendileri TikTok'a vesaire falan düşmedi. Gerçekten yani. Bunun da bence bir bizim ebeveynlerimiz bir teşekkür hak ediyor hocam. Vallahi billahi. Yani ben çok teşekkür ederim gerçekten. Hemen cringe bir şey bulmam lazım. Maşallah. Kanka nasıl yani ya? Maşallah. Tövbe estağfurullah. Nasıl yani? Seni de kapalı. Bekleyin. Ne bekliyorsun? Bam. Yeni ayakkabılarımı giyiyorum. Uf onunla avladım. Yorumlarda o kadar korkunç şeyler. Nasıl bir çocuk Atatürk'e saygısızlık yaptıysa böyle dini alay edenlerin de yakalanmasını isterim. Adalet mi istesin ya? Bak bu az önceki argümanımı destekliyor. İzlediğimiz videolarda görmek istediğimiz şeyi görürüz gibi bir mesaj çıkarabiliriz buradan. Bağlamak istediğimiz şeylere de bağlarız gibisinden. Ve ayrıca arkadaki kadın doğum masası ne alaka? Tamam, bugünün son kaydırması, hazır mısın? Big Bang. Ama devamını çekemem çünkü Türkiye'de yaşıyorum. Mal mısın ya sen? Ne oluyor ananı sikeyim ya? Bir şeyin aktif ve devre benziyor lan. Ne oluyor bu lan? Content bu ya, işte content budur abi. Küvete girmene gerek var mı? Akrabalarımdan birini buralarda göreceğim diye ödüm kopuyor. Malzeme yerinde ama. Öyle tipler de var, Allah'ım burnunu kırasım geliyor herifin. İnternette her yerde seks arayan adamlar var. Onların farkında mısın? Acaba bizim ekipten kim? Zaten farkında olmak biraz zor. Hayır. Ama. Her şeyde ama. Hayır. Her şeyde. Hayır. Kutu kola görsün. Neyse. Benimle sevgili olmak için 3 kural. Hadi bakalım. 1. Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. Çünkü benim midem küçük. Tamam. Kolay. Ben de her şeyi yiyemiyorum. Sen yiyeceksin. 2. 2'yi dinleyelim bir dakika.
Ona gerek var mı ya? Ben üşüdüğüm zaman bana sweatshirtlerini vereceksin. Ya. Çünkü ben üşürüm ve senin sweatshirtlerin bana büyük olur ve ben onu giyerim. Tamam. Bak bir poz daha. Tamam. Bunu esas alacaklar yine de. Tamam hırka ne olacak ki? Hırkada sıkıntı yok. Sonra? Üç. Evet. Bana her gün çikolatalı süt almak zorundasın. Oha! Ben Burger King söyledim ihtiyaç. Güzel yazıyor. Oha be kadın be. Bunu da istemezsin ha. Bunu da istemezsin. Süt biraz avans oldu. Neden nedeni var mı? Oğlum orada yaptığın Barış'ın seslerinden remix yapmak Barış'ın iyi gör ya çok zor bırakıyor. Tutuyorum şu an tamam mı? Bu yüzden iyi despi yaptınız bize. Sen sütü boş ver. Kazanmayayım ben amına koyayım onu bunu. Bana da uzun bir serüven lazım. Senaryolardan yok mu? Allahu ekrem. Hey 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 dostum ezan remix'e izin veremem. Nereye gidiyorsun? Ezan okundu. Eve gidip namaz kılmam gerekiyor. Ezan okundu. Eve gidip namaz kılmam gerekiyor. Namaz mı? Sen gerçekten Allah'ın var olduğuna inanıyor musun? Günlük hayatta ne zaman bunları sorgular hale geldik? Tabii ki de inanıyorum. Felsefeye göre dokunamadığın ve görmediğin şeyler yoktur. O sırada felsefe bende alakalı. O sırada kahve. Haklısın. Lan bilim lan o! Demek ki neymiş? Allah da yok. Allah da yok. Bay bay. Ben sana bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Sen beynini görebiliyor musun? Hayır. Ooo geldi. Senin beynine dokunabiliyor musun? Geldi. Hayır. O zaman Allah yoksa senin de beynin yok. Teorik olarak beynine dokunabilirsin. Tamam mı? Ama bunu seninle tartışmasını bugün yapmak istemiyorum. Zaten insanların bu konu hakkındaki tepkileri de çok açık ve net. Şey gibi. Olsun kız güzel AQ. Al işte. Al. Abi fotoğrafına çocuk verdi ya. Ya inanılmaz Allah ya. Yok mu dedin? Kardeşim sen kulağın arkasını görebiliyor musun? Söyle bakayım. Ha? Ha? Bırak onu. Kulağın arkasını görebiliyor musun? Söyle. Söyle. Hayır. Lan, ne oldu İsmail? Niye sinirlendin İsmail, ya? İsmail tamam niye sinirlendin ama? Gerildim amına koyayım. Allah Allah. İsmail kendi sorumlu tuttu ya kanka. Hayır. Ama aklıma bir şey gelmedi. Hadi bakalım. Ne oluyor? Videoyu 8 dakika yapmam gerek. Ve dostum Noyes'in çok iyi bir fikri var. 3. Bana her gün çikolatalı süt almak zorundasın. Güvencin anlasın değil mi? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Kız Ekrem İmamoğlu'ndan benziyor. Benim psikolojim bozuk yoksa. Sen psikolojin bozuldu kanka. Ne alakam var? Ne bileyim chatten biri yazdı. Ben de benzetiyordum ama bırakayım. Ortak bir fikir buldum ya. Abi tabi. Gayet tatlı bu. Sana 7.59'da kapatsan kedi köpek düet yapsın. Cyrus bak seni banlarım ha. Bana dur bak. Her gün çikolatalı süt almak zorundasın. Tamam. Baran bunu var ya kesin kabul eder amına koyayım. Sen kimsin lan? Orospu çocuğu. Uçan yarak yazıyorsun. Bugün videolar sağlam ya. Vallahi billahi. Bugün videolar iyi yani hocam. Sağlam. Bugün iyi güldük. Bugün iyi güldük vallahi. Bugün iyi güldük hocam. Çok ağlayacağız hadi. Ay ay. Ya kanka ben şöyle salak saçma sapan şeyler söylemeyin ya. Harbiden amına koyayım dur ya. Ben daha benim zamanımda böyle söyleniyordu. Nene Allah Allah. Benim zamanım sanki 70'lerden geliyor pezevenk. Bir dakika bir dakika dayı. Dayı sen kaç yaşındasın? 25'e giriyorum. Tamam yani ben ölmüşsün, 22 yaşındayım ben. 3 yaş büyüksün amına koyayım ya. 25'e giriyorum dedim. Gelebilir miyim? Geldi. Tamam kanka.